Öncelikle başlamadan da herkesin bir geçmiş öğretmenler gününü tekrardan kutlayayım. Efendim burada hep şunu söylüyorum. Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi neydi söz, o meşhur söz? Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Virgül, sözün devamı daha güzeldir arkadaşlar. Eserinizin büyüklüğü gösterdiğiniz fedakarlık ile orantılı olacaktır arkadaşlar. Efendim bu fedakarlık meslekte zaten öğretmenlik peygamber mesleğidir, fedakarlıktır ama bunun dışında da fedakarlıklarınız olacaktır. KPSS hazırlanma sürecinde vesaire vesaire arkadaşlar. Tamam, Allah yardımcı olsun diyelim. Soner Turgut Günay ben. Okul öncesi öğretmeniyim. Kendimi tanıtayım, belki beni tanımayanlar vardır. Bu sene tek uzemdeyiz. Erken çocukla gelişim anlatıyorum burada. Onun bir refleksler kısmı ile ilgili bir tanıtım dersi yapalım dedik. Onu bir görüşelim sizle beraber, bakalım neler yapacağız. Ha, bu arada tek uzemde eğitim koçuyla arkadaşlar görüşme sağlayabilirsiniz bir seans bilgi alabilmek için. Güzel bir olay, güzel bir iş yani. Faydalanmak isterseniz oraya linki bıraktık. Oradan alabilirsiniz bu arada. Onu da söyleyeyim. Efendim şimdi nerelerdesiniz arkadaşlar? Hangi şehirlerden geldiniz? İyi söyleyin bakalım. Ben de o sıra sunuyu açayım. Aha, Malatya mı? Gamze Nur hocam, Malatya'nın neresinden? Öyle mi? Ben de Malatya'da yaşıyorum bu arada hocam. Aa, tabii hocam, ben Malatya'da yaşıyorum. Yok yok hocam, dün Tokat'a şu derse gittim sadece. Ben Malatya'da yaşıyorum. Ankara. O Ankara'yı çok severim. Ankara'da bu sene Renk Akademi'ye geleceğiz galiba. Gamze hocam, merkezdeyseniz tanışmaya beklerim yani. Çaya kahveye beklerim bu arada. Söyleyeyim size. Instagram'da bir reklamı yapayım arkadaşlar. Instagram'dan bir takiplerinizi alırım. Orada güzel paylaşımlar yapıyoruz. Ve ne? Şey, Soner. Bu kişisel hesabımdı. Hoca. Altre. Okul öncesi rağbet. Hocam gelin, ara ara böyle benim soru çözümlerim falan oluyor yüz yüze. Lütfen katılın onlara, fayda faydadır. Ne demek? Ben çok mutlu oldum. Malatya'daki hocalarımıza en faydayı vereceğiz. Beklerim yani. Efendim şimdi vallahi duygulandım Malatya deyince. Ankara, Adana, Van, Erciş. Van'a da geliyorum bu arada ben. Maraş, aleykümselam sana hocam. Ankara'ya da geleceğiz inşallah. Buralara uğrayacağız arkadaşlar. Buralara geleceğiz. Buralara uğrayacağız. İyi, iyi, güzel. Güzel ekibi sevdik. Efendim şimdi erken çocukluk döneminde gelişime başlayacağız arkadaşlar. Aslında biz işleyiyoruz. Bunlar refleksler kısmını ben size anlatacağım inşallah. Buradan bir bakalım. Durumumuza nedir, ne değildir? Durumu görelim arkadaşlar inşallah. Hazırsak hemen refleksleri böyle bir yarım saat kadar bir işleyelim inşallah. Beraber. Efendim bebeklik döneminde refleksler diyelim arkadaşlar. Şimdi şurada ben bir kalemimi alamadım. Aa, çıktı dur. Dur. Şunu tekrardan aldım. Heh, tamam. Geri düzelttik. Efendim şimdi bebeklik döneminde refleksler dedik arkadaşlar. Buraya bir bakacağız beraber. Beraber bakacağımız yer burası. Tamam. Şimdi burada neler var? Arkadaşlar refleksler konusu önemli. Ben bunu özellikle anlatmak istedim, refleksleri. Çünkü burada özellikle işte palmar, plantar, Babinski refleksleri var. Bunlar karışıyor. Bunlar arasındaki farklara bir değinmek istedim. Sizle beraber sevgili öğretmenler. Efendim ilk başta ne vardır burada? Emme refleksi var arkadaşlar. Emme refleksi zaten en erken meydana gelen reflekstir. Doğuştandır arkadaşlar. Doğuştan gelen reflekslerden biridir. Burada yeni doğmuş bir bebek. Efendim dudakların çevresine dokunan bir objeyi yakalama. Ağzını alma eğilimdir. Ama bakın dudak çevresidir burada. Dudak çevresinde olan birini ara. Hemen emmeye başlar. Bakın dudak çevresi burada önemlidir. Lütfen buna dikkat edin. Niye buna dikkat ediyorum? Çünkü izleme arama refleksiyle karıştırmamanız için arkadaşlar. Ben arama refleksinde bebekler yanaklarını okşandığında, bakın yanakların şöyle kenarını okşandığında veya ağızlarının kenarına dokunulduğunda ortaya çıkan durumdur arkadaşlar. İzleme ya da arama refleksi. Tamam. Şimdi burada
Ağzın kenarına dokundun, objeyi başka yöne çevirerek izler veya dokunan nesneyi emmeye çalışır. Mesela yeni bir bebek doğduğunda efendim şöyle yaparlar. Yanağın kenarına şöyle bir okşanır. Kafasını çevirir. Okşanır kafasını. Aslında bebekteki mantık bu izleme arama refleksi, emme refleksinden dolayı vardır. Mantığı ne? Çocuğun acıkmış, karnı doyuracak, emmek istiyor. Emmek için de arama refleksi var orada. Bakın şurada bir geldi, burada bir his var, duygu var. Hop kafadan çevirdi ve emmeye çalıştı arkadaşlar. Ama olayın gidişatı bu. Tamam mı? İlişkisel hali budur sevgili öğretmenlerim. Emme ve arama refleksleri önemliydi. Kafasını çevirmesi burada önemli. Ona dikkat edeceğiz. Efendim moro, irkilme refleksi bu daha önce sınavda geldi efendim. Bu daha önce çıktı. Galiba 2019 KPSS'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Moro refleksinden soru geldi arkadaşlar. 2019 KPSS'de. Çıkmış sınav sorularını genelde inceliyorum ben. Onlara çok sık bakarım. Onlara. Çünkü onlar bize güzel ipuçları veriyor. Özellikle sınavında şekil, kabuk değiştirdik yıllarda bunlara bakmak gerekiyor arkadaşlar. Efendim moro refleksinde yeni doğmuş bir bebek ani yüksek bir stres harekete maruz kalırsa ürkerek kendini arkaya doğru ve başını geriye doğru atar arkadaşlar. Kol ve bacaklarını önce uzatır sonra ani kendine doğru çıkar. Mesela şöyle olur. Efendim bir kardeşi olan, çocuğu olan var mı bilmiyorum ama içinizde bebeği aldığınızda böyle göğsünüzde şurada duruyor bebek. Ben bebek aniden kendine hop diye arkaya atma eğilimi gösterir arkadaşlar. Bir sesten korkabilir. Aniden. Hatta derler ya kafasını yutur kendini atar diye. İşte bu moro yani irkilme refleksinin kaynağıdır arkadaşlar. Oradan kaynaklanır. Tamam mı? Buna lütfen dikkat edin. Var mı arkadaşlar bebişi olan, çocuğu olan? Annelerimiz yok mu ya? Anne çok olur okulun şimdi. Burada yok o zaman. Oo iki tane maşallah hocam. Allah başlasın. Allah başlasın bizden hocam. Maşallah. Kaç yaşlarında? bir ve 4, 9 yaşında. Oo maşallah. Maşallah. Allah başlasın. Allah başlasın. Güzel. Allah başlasın. Onların küçüklüğünde Melis Hocam, Bildan Hocam küçüklüklerinde böyle şeyler oldu mu? İşte böyle kucağına aniden kendine geriye atma. Tamam mı? Böyle birden irkilme. Bunları yaşamışsınızdır. Bunlar zaman zaman hop çocuk birden düşecek gibi olur ama anne refleksi daha kuvvetlidir. Hemen yakalar böyle. Benim yeğenlerim var mesela ablam. Tam çocuk düşecekken yerin ya şöyle bir santim yere kalmışken falan yakalardı. Yani böyle değil mi oldu bunları gördünüz. İyi güzel sizin bu anlamda tecrübeniz yüksek. Efendim sonra geldik buraya. Palmer yakalama ya da kavrama refleksidir efendim. Yakalama veyahut kavrama refleksidir. Efendim burada yakalama kavrama refleksindeki mantık şu. Efendim bebeğin elinin iç yüzeyi uyarılırsa eli kapanır, objeyi tutar. Bakın mesela şöyle hikayeler görürsünüz. İşte birinin yeni bir bebeği olmuştur. Bebeğin yeni doğduğunda parmağını avucuna koyar ve bebek onu tutar. Sonra onu böyle çekip Instagram'a atar. İşte evladımla sıkı sıkıya bağlıyız pozları vardır. Bence güzel bir pozdur bu arada. Ama bu oysa ki çocuk refleksen bunu yapıyor tabii ki de. Onun paylaşımlarını görürsünüz. Yok hocam erken çocukta gelişim. Erken çocukta gelişim diyoruz hocam. Estağfurullah ne? Rica ederim hocam. Ne demek? Efendim şimdi çocuk bu refleksi yakaladı. Şöyle bir sardı. O içine dokunan sıkıca kapattığı durumdur arkadaşlar. Tamam mı? Buna biz ne diyeceğiz? Palmer yani diğer adıyla yakalama refleksi diyeceğiz arkadaşlar. Mesaj oyun diye mi geldi? Yani biz aslında evet dün de böyle bir küçük bir şey oldu ama erken çocukta gelişim arkadaşlar. Ben burada erken çocukta gelişim anlatıyorum. O sebepten de yani ona niyeyse erken çocukta oyun diye bir karışmış galiba. Erken çocukta gelişim ama. Orada refleksleri anlatmak istedim ben. Ya siz isterseniz oyun da anlatırız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ben zaten ben okul öncesi öğretmeniyim. Meslekte 6. yılım bu sene. İsterseniz oyun dersinde de yaparız. Yani böyle bir isteğiniz olursa yaparız. Ben o konuda çok açığımdır. Ne isterseniz anlatırım arkadaşlar. Hocam alan eğitim onu da yaparız. Hocam anne çocuk sağlığı onu da yaparız. Tamam mı? O konuda sıkıntı yok yani. Bir isteğiniz olursa yaparız arkadaşlar. Efendim burada
Sonra yüzme refleksi. Bakın yüzme refleksi önemli. Yüzme 12. aya kadar bebeklerde reflekstir arkadaşlar. 12. aya kadar reflekstir. 12. aydan sonra kaybolmaya başlar. Yani çocuğu suya konumla, kollarıyla, bacaklarıyla suyu iter. Yüzme hareketleri yaptığı durumdur. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken daha sonra bu öğrenme olur. Öğrenme. Öğrenme nedir? Kalıcı izle davranış değişikliğine biz öğrenme diyeceğiz, değil mi? Şimdi çocuk ya da bebek daha doğrusu çocuk değil de bebek ilk başta suya konumla kollarıyla yüzme hareketi yapar. Hatta böyle bebek ilk başta tuttuğumuzda böyle adımlama hareketi de yapar. Aslında bunlar refleksif hareketlerdir. Çünkü ya bebek zaten bir amniyot sıvısının içinde geliyor. Bir suyun içinde geliyor. Doğal olarak bu yüzme refleksi, yüzme hareketlerini yapmış olması gayet doğal. 12. aya kadar vardır. 12. aydan sonra kaybolmaya başlar. Ondan sonra yüzmeyi öğrenmesi gerekir arkadaşlar. Bir davranışı öğrenmesi gerekir. Ona dikkat edin lütfen. İşte burası oldukça önemli. Buraya dikkat. Babinski ve plantar refleksler arkadaşlar. Lütfen buraya dikkat ediniz. Şimdi buradaki mesele şu. Bakın buraya dikkat edin. Buradaki konumuz ne? Arkadaşlar, şimdi bir bebeğin ayak tabanına sert bir cisimle topuktan veya ayak baş parmağına doğru çok pardon çapraz bir çizgiyle uyarıldığında ayak parmaklarının yelpaze gibi açılmasına bakın unutmayın. Ayağının bunu ayak diye düşünün. Ayak parmağının yelpaze gibi dışarı doğru açıldı. Bunun adı Babinski refleksi oldu. Bakın arkadaşlar Babinski refleksinde ayağın parmakları yelpaze gibi dışarı açılır. Şöyle ayağın topuğundan şöyle ayasına doğru gelir. Bir çizgi çizerseniz dışarıya doğru açılır. Bakın Babinski hep bu karışır. Ben ondan özellikle burayı anlatmak istedim. Babinski'de ayak parmaklarının dışarıya yelpaze gibi açılması vardır. Oysa ki aynı refleksi yetişkin bir kişi yapsam yani sizlere yapsak aynı refleksi. Arkadaşlar bu defa ayak parmakları kapanır arkadaşlar. Ayak parmakları kapanır, büzüşür. Bak ben şimdi yaparken ayna nöronlarım devreye girdi. İster istemez büzüştürüyorum değil mi? Ayna nöronlar da öyledir. İster istemez şu an onu yapıyorum ben ayak parmağımla. Belki siz de yapıyorsunuz işte. İster istemez. Bir açmayı denedim de olmadı. Kapatmayı deniyorum onun yerine. Şimdi bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Ama yetişkinlikte bu yaptığınızda bunun adı plantar olabilir arkadaşlar. Bakın plantar refleksinde ne yapıyor? Parmağı kapatır. Parmağı ne yaptı? Kapattı. Parmağı ne yaptı? Kapattı. Efendim tekrar edelim. Çocuğun avucunun içine parmağımızı koyduk ve çocuk avucumuzun içindeki parmağı tuttu. Bu refleksin adı neydi? Elin içinde parmağı tuttu. Kavrama yani palmer. Güzel. Ayak tabanını çizdik. Ayak tabanını kapattı. Ayak tabanını kapattı. Parmakları şöyle kapattı. Plantar. Efendim dokunduk. Ayağın tabanındaki açtı. Yelpaze gibi dışarıya açtı. Babinski. Tamam. Lütfen üçü arasındaki farka dikkat edin arkadaşlar. Bakın bu üçüyle ilgili sorular gelebilir. Dikkat etmeniz gereken bir yerdir burası. Refleksler konusu özellikle erken çocuğun gelişiminde de önemlidir. Anne çocuk sağlık yardımında zaman zaman değiniliyor. Ve şeyde de alan eğitiminde çok pardon beden eğitiminde de soru gelebilir arkadaşlar. Ya ben yoldan geldiğim için sesim biraz çatal çıkıyor olabilir. Tüm Tokat'taydım. O yüzden kusura bakmayın burada. Biraz sesimde çatallaşma olabilir. Bu Babinski plantar konusu tamam. Şimdi efendim adımlama refleksine bakalım. Efendim arkadaşlar bebek koltuklardan atlayıp yürüyormuş gibi adımlamaya başlar. Oysa ki biz biliyoruz ki şu bacaklar yürüyemez arkadaşlar değil mi? Çünkü niye? Bir kere ilk gerek şartı yok. İlk gerek şart nedir burada? Büyüme. Efendim büyüme olmadan bir kere ne olmaz? Hop olgunlaşma olmaz. Büyüme olmadan olgunlaşma olmaz. Bebek olgunlaşmak için büyüme ihtiyacı vardır değil mi? Önce yürümek için olgunlaşma lazım. Olgunlaşma neydi? Bir organdan beklenen görevi yerine getirebilme yeteneğidir. Değil mi? Organdan da işte ayaktaki, bacaktaki görevini yürüyebilme yeteneği. Bunun durumuna gelmesi gerekir. Efendim bunun durumuna ulaşması için de büyümesi gerekir. Büyüme de niceliksel artış demektir. Ve biz biliyoruz ki çocuk şu bacaklarla yürüyemediği için bu yürüyormuş gibi yapmak biraz adımlama refleksidir arkadaşlar. Tamam mı? Orada amaç reflekstir. Çocuk yürüyemez o durumda koltuktan tuttuğunda. Bu aslında hatta bazı kaynaklarda bu refleksin kaynağı çocuk hani böyle karnındaki tekme hareketi var ya oradan geldiğini falan filan da söyleyen kitaplar vardır aslında. Durum bu. Göz kırpma refleksi bak mesela keskin bir ışığa şak diye böyle ışığı ok diye tuttum. Efendim geldiğinde hemen gözlerinizi kapattınız arkadaşlar. Bak ışık tuttum hemen gözlerinizi kapatırsanız bunun adı şöyle tuttum ışığı. Şöyle ışığı tutuyorum.
Ne oldu? Bak, gözlerin aniden ışığa bakıp bakamıyorsanız, gözlerinizi kapatıyorsanız benim ışığımın dışındaki ışık, tamam. Bahsediyorum onu. Tamam. Bunun adı göz kırpma refleksi oldu. Değil mi arkadaşlar? Gözünüzü hemen kırptınız. Mesela tavşanlarda bu yoktur. Tavşanın gözünü ışıttığında böyle kalır arkadaşlar. Değil mi? Orada yok. Bizde var ama. Şimdi keskin bir ışık geldiğinde gözleri kapanır. Bu kalıcı bir reflekstir. Kalıcı ne demek? Tüm yaşam boyu, tüm yaşam boyu devam eder. Sevgili dostlar. Tamam arkadaşlar? Tüm yaşam boyu devam eder. Göz kırpma refleksi. Efendim, adımlamadan geçtik, şeyden geçtik, göz kırpmadan geçtik. Landau ya da Landau refleksine bakalım. Bu aralar kaynaklarda çok var. Dikkat ediniz gereken bir refleks. Arkadaşlar burada bebek yüzü koyun yatırılırsa sırtını yerer ve başını kaldırır arkadaşlar. Bakın, sırtı kambur bir pozisyona girer. Yani şu hale gelir bebek. Landau refleksidir. Bakın, ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Galiba Besyo veya BT'de bir sorunun içinde vardı. Birkaç bu yıl mıydı? Geçen yıl hatırlayamadım ama alan eğitim sorularını hazırlarken onlara bakıyorum hep. Beden eğitim içinde çıkmıştı diye hatırlıyorum. En azından şıklarda vardı. Landau refleksi, lütfen dikkat edin. Yüzü koyun bebeği yatırdığınız sırtını gerer, kafasını yukarı kaldırmaya çalışır arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Efendim, sarılma refleksi. Muayene sırasında özellikle bebek yani yüzü kol üzerine yatırdığında bileğinizle başını tutmanız gerekiyor. Böyle başını tutacaksınız. Baş biraz aşağı ineli, kollarını açarak reaksiyon gösterir. Burada bebek kucaklama hareketi yapar arkadaşlar. Bu da 4. aydan itibaren kaybolur. Genelde böyle anneanneler falan geldiğinde bebek o bana sarılmak istiyor falan. Ya refleks aslında sarılmak istemiyor. Değil mi arkadaşlar? Ya tabii. Şimdi bir daha bakalım. Gamze Nur hocam, vallahi sizi yarın falan öbür gün burada müsaitseniz tabii. Hem dersime beklerim hem de çaya çorbaya beklerim hocam. Çok da memnun oldum. İnşallah bu sene atanırsınız. Hocam ben iki tane kurumdayım. Ne demek? Hem görselde çalışıyorum hem de eğitim akademide. İkisinde de çalışıyorum. Şimdi refleksleri ne demek rica ederim? Bir daha baştan bakalım. Önce neyi gördük? Emme refleksini gördük. Emme refleksi doğuştandı. Bebeğin ağzına bir şey konulduğunda onu yakalaması, ağzına alma eğilimiydi. Arama refleksi yanağına şöyle minik dokunduğunda başını çevirip onu aramasıydı. Değil mi arkadaşlar? Bu objeye doğru kendini kafasını çevirip emmeye çalışmakla amaç emme refleksini tetiklemekti. Efendim, moro irkilme refleksinde yeni doğmuş bebeklerin yüksek bir sese kaldığında ürkerek kendini geriye atmasıydı. Bunu işte hocalarım dedi, kendi çocuklarında yaşamışlardır bunu. Efendim, palmer ya da diğer adıyla yakalama kavrama refleksi avuç içinde el, bakın palmer elle alakalıdır. Palmer elle alakalıdır. Unutmayın, palmer el, parmel er. Elin, bebeğin elin içine parmağınızı koyduğunuzda elini kavraması durumudur arkadaşlar. Palmer refleksinin mantığı budur sevgili dostlar. Avuç içinde parmağın koyduğunda kapatmasıdır arkadaşlar. Yüzme refleksinde de çocuk suya konduğunda suyu ayaklarıyla iter ve yüzme hareketleri yapar. Unutmayın, bu 12. aya kadar refleksiftir. Daha sonra çok pardon, öğrenme olması gerekir arkadaşlar. Efendim, Babinski ve Plantar'a değinmiştik. Buralar oldukça önemlidir. Tekrar edelim şimdi. Bebeğin avucunun içerisine ben parmağımı koydum ve bebek avucunu kapattı. Bu refleksin adı neydi? Bebeğin avucuna parmağımı koydum ve kapattı. Palmer'di. Çok güzel. Peki ben bebeğin ayak tabanına topuğundan başlayarak çizdim. Ayak tabanı yelpaze gibi parmakları dışarıya doğru açıldı. Babinski. Parmak uçlarını içeriye büktü. Plantar. Çok güzel. Süpersiniz arkadaşlar. Tamam. Özellikle bu üçü arasındaki farklar önemlidir. Ve bu üçüne dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar. Süpersiniz. Efendim, adımlama refleksinde de çocuğu işte böyle koltuklarından şuralarından şu kavrayıp tuttuğunuzda onun yürüyormuş gibi hareketleriydi. Burada amacımız önce bu refleksif durumdur. Tabii ki yürüyemez çünkü büyüme ve olgunlaşmaya sahip değildi bebek. Efendim, göz kırpma refleksi kalıcıdır. Tüm yaşam boyunca devam eden bir refleksti. Burada keskin bir ışık olması lazım. Tamam. Tamam, şimdi ben varım diye falan. Şaka şaka. Işığı böyle şat diye tuttuğunuzda gözünüzü şöyle kısmanızdır arkadaşlar. Güneşe bakamayız mesela, değil mi? Çok
keskin bir ışıktır. Çok parlaktır çünkü güneş. Ondan dolayı biz de bunu yapamayız. Yaşam boyunca devam eder arkadaşlar. Mesela bir çocuğa güneş ne renktir diye sor, güneş neden sıcaktır dediğimizde, size bak mesela bir soru sorayım. Bir çocuğa dedi ki ya güneş neden sıcaktır? O da dedi ki yuvarlak olduğu için dedi. Bu bilişsel gelişimler hangisi örnek olabilir? A. Özelden özel akıl yürütme. B. Yanlış bağdaştırma. Yok hocam, bu yanlış bağdaştırmadır. Neden? Özelden özel akıl yürütmede tek bir şey başka bir şeyle ilişkilidir. Yani bir yönde mantık vardır. Şimdi güneşin sıcak olmasının, yuvarlak olmasının uzaktan yakına alakası yok. İşte yanlış bağdaştırma da mantıksız ilişkiler kurulur. Mesela örnek vereyim. Şöyle şeyler duyarsınız. Zaten mesela şu ay tutulmaları hep derler 250 yılda bir olacak derler de 2 yılda bir oluyor yani, değil mi? Bir ara her sene oluyordu ay tutulması, güneş tutulması falan. İşte mesela o olduğunda şöyle bir dedikodu dolaşır, değil mi? Ay tutulması olduğunda deprem olur diye. Bunlar arasında bir mantık ilişkisi olabilir mi? Hiçbir mantık ilişkisi yok. İşte bu yanlış bağdaştırmadır. Yuvarlak olduğu için sıcak. Yanlış bağdaştırmadır hocam. Aynen öyle. İşte ama şunu deseydim, ben yumurta yemediğim için kahvaltı yapmadım. İşte bu özelden özel akıl yürütmedir. Niye? Yumurta ile kahvaltı ilişkili tek yönde bir mantık ilişkisi vardır. Tamam, durumu budur. Bir aklıma gelmişken onu da söyleyeyim dedim. Güzel. Rica ederim arkadaşlar. Efendim sonunda Landau refleksine baktık. Burada da bebeği yüzü koyun yatırdığımızda bebek sırtını gerer, başını yukarıya doğru kaldırır, sırtı kambur bir pozisyona girerdi arkadaşlar. Sarılma refleksinde muayene sırasında bebek kol üzerine yatırdığında başını tutmamız gerekiyor. Sonra başı biraz indirdiğinde size iki kolunu açarak sarılma gösterir. Kucaklama hareketi yapar. Aslında biraz beni buradan kurtarın mesajıdır biraz aslında. Onu almak gerekiyor orada. O mesajlar önemli. Yani bebekler cidden çok tatlı ya. Vallahi. Bizim mesela ben Malatya'da çalışıyorum aynı zamanda. Orada yani görseniz çocukları falan süperler arkadaşlar. İnşallah seneye siz de sınıflarınızda böyle hikayelerinizi görürüz. Efendim refleksler bu kadardı arkadaşlar. Erken çocukluk refleksler genel hatlarıyla bu kadardı. Sormak istediğiniz varsa bana sorabilirsiniz. Ben katıldığınız için de çok teşekkür ederim sizlere.